hayatımızı kolaylaştıran icatlar. Geleceğin dünyası Fütürist'te. Alpler, Avrupa'nın su kulesi. Buzullar Avrupa taze su ihtiyacının %40'ını karşılıyor. Saf ve bol alp akarsuları Tuna, Ren, Po ve Ron gibi büyük nehirleri dolduruyor. Bu nehirler sayesinde Avrupa'nın büyük yerlerine ulaşım kolaylaşırken sulamada da kullanılıyor. Ancak bu buzullar belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Araştırma sonuçları küresel ısınmanın Alpler'de 2 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Ci troviamo in Valle d'Aosta, nell'estremo Aosto vadisindeyiz. İtalya'nın kuzeybatısına yer alan bir bölge. Burası 3100 metre yükseklikte meteoroloji istasyonu kurduğumuz bir alan. Sistem sayesinde buzul ve kar dinamikleri hakkında data verileri alabiliyoruz. Bilim insanları dağların başını kaplayan karın kalitesini ve miktarını bilmek durumundalar. Aosta Valley'de ölçümler Bölgesel Çevre Koruma Ajansı ARPA tarafından yönetilen otomatik hava istasyonları ağı vasıtasıyla toplanmaktadır. Burada ölçülen parametreler kar kalınlığı, hava sıcaklığı, güneş radyasyonu, rüzgar hızı ve yönü ve aynı zamanda yüzey sıcaklığı. Bunların tamamı bu kızılötesi termometre tarafından tespit ediliyor. Bu analiz sonucu da donmuş kar suyunun nehre karışmadan önce ne kadar erimiş suya denk geldiğini gösteriyor. Quindi mi attacco in locale alla In questo caso i dati sono Bu kutu GPRS ve GSM gibi cep telefonu şebekeleri üzerinden toplanan verileri gönderiyor. Bu bize esasta ilgilendiğimiz gerçek zamanın tüm parametrelerini izleme olanağı sunuyor. In tempo reale la situazione dei parametri che ci interessano. Bütün bölgesel hava istasyonları ağı güneş panelleriyle beslenmektedir. Ölçümler otomatik olarak yerel araştırma ve meteoroloji merkezlerine iletilir. Ci troviamo al centro funzionale. Şu anda bölgesel işlem merkezindeyiz. Çalıştığımız bölgesel işlem merkezinde sel ve toprak kayması gibi doğal hava ve acil durumlar konusunda tahminlerde bulunulur. Biz ayrıca bölgede yağış ve nehir seviyelerini özetleyen bir bülten de hazırlıyoruz. Alp bölgesinin dar vadileri iklim değişikliğine bağlı olarak doğal afetlerin tehdidi altında. Son araştırmalara göre önümüzdeki 10 yıllar karların daha erken erimesini, sel baskınlarını, kış ve bahar aylarında muhtemel çığ düşmesini getirecek. Kar örtüsü kapsamı, kar yoğunluğu ve su içeriği verilerini almak için ARPA tarafından sağlanan uyduları kullanıyoruz. Bütün bu verileri bizim hava tahmin raporlarımızla birlikte kullanıyoruz. Hidrolojik model girdisi olarak suyun çok hassas noktalarında akış yönünü ve yaklaşık su seviyesini ölçebiliyoruz. Bu bize yerel halkı için tehlike olup olmadığını gösteriyor. Eğer herhangi bir tehlike varsa o bölge halkını muhtemel sel baskınlarına karşı uyarıyoruz. Bu çalışma Avrupa Birliği Araştırma Projesi AQUA'nın bir parçası. Avrupa içinde ve dışında birçok bilimsel ortaklığı bulunan projenin amacı, iklim değişikliğinin dağlık bölgelerdeki su kaynakları üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerini araştırmak. Otomatik meteoroloji istasyonları ile uzaktan izleme yöntemi İtalyan Alplerinde kullanılan tek metot değil. Bu bölge dengesiz bir şekilde asılı duran buzul tehdidi altında. Zaman zaman aşağı düşen büyük buz kütleleri yerli halkı ve turistleri tehdit ediyor. Buzullara tırmanıp ölçüm yapmak gerçekten çok tehlikeli olurdu.
Dağ Koruma Vakfı yerine Aqua projesinin bir başka katılımcısı, tehlikeli buz kütlesi üzerinde de 3 boyutlu bilgisayarı ile çalışıyor. Come viene realizzato questo modello? Bu modeli nasıl gerçekleştirdik? Tecnica fotogrammetrica dei yakın mesafe fotogrametri yöntemi kullanarak helikopterle farklı açılardan birkaç tane asılı buzul fotoğrafı çektik. Permette di tramite la realizzazione di alcuni. Sonra bu nesnenin 3 boyutlu yapısını bilgisayar ortamında yeniden düzenledik. Prese da punti di vista differenti. Bu bize nesneyi 3 boyutlu ortamda yeniden çalışma olanağı verdi. Sonuç olarak bir dokunuşla tüm ölçümler ve diseksiyon hızlı ve doğru bir şekilde alınır. Burada çalışılması gereken sadece iklimle ilgili güvenlik konuları değil, bölgesel ekonomi de tehdit altında. Alpler ısındığı zaman meşhur kayak merkezlerinin bulunduğu tatil alanlarına ne olacak? Öngörüler rahatsız edici. Alp buzullarının birçoğu 100 yılın sonuna kadar eriyecek. Geniş ova ve bölgelerde yaşayan milyonlarca insanın refahı tehlike altında kalacak. En iyi senaryo, 2100 yılına kadar Alp buzullarının %50'si yok olacak. Ama kötü senaryo %90'ının yok olması. Bu açıkçası Avrupa'nın su kulesi olarak adlandırdığımız bu alanın morfolojisini tamamen değiştirecek. Bizim zaten enerji turizmi ve zirai bölgelerde suyun kullanımı konusunda sorunlarımız var. Eğer su daha da azalırsa, sektörler arasındaki çatışma daha da büyüyecek. Mesela komşumuz İsviçre, hidroelektrik santralleriyle enerji arzının %60'ını sudan karşılıyor. Bu temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı, ciddi öngörülen su kesintilerinden etkilenebilir. Dar yeraltı tünelleri bizi Locarno yakınlarındaki 220 metre yükseklikteki Versasca Barajı'na yönlendiriyor. James Bond filmlerinden beton kemer de 100 milyon metreküp suyu muhafaza etti. 100 megawatt elektrik üzerinden yüksek tüketim dönemlerinde yerel ağı destekleyen güç üretiyor. Bu endüstri değişen yağış oranlarından ne kadar dramatik bir şekilde etkilenecek, bu da ayrı bir bilimsel araştırma konusu. Dağlardan akan suyu ve evimizde kullandığımız elektriği tam olarak anlamamız gerekiyor. İklim değişikliği gerçekten büyük bir değişiklik getiriyor. Bahar aylarında su oranı belki daha fazla olacak. Ama Temmuz ve Ağustos aylarında bu seviye düşecek. Bu durum hidroelektrik santrallerinin de çalışmasını etki edecektir şüphesiz. Tüm enerji sektöründe güvenlik ihtiyaçlarının yeniden düşünülmesi gerekiyor. Bu uluslararası proje buluşlarını 2013 yılında sergileyecek. Araştırmacılar suyun birçok hassas bölgede azalacağı endişesi içindeler. Bunda karın ve önümüzdeki 10 yıllarda buzul kütlelerinin sayısının azalması etkili olacak. Buzulların azalması yerel halkın güvenliğinden bölgesel ekonomilere birçok sorunu beraberinde getirecek. Ancak bununla beraber ne olacağını bilmek, neler yapılacağı konusunda daha da kolaylık sağlayacaktır.